Kentsel dönüşümde 328 adet konut, 938 adet iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehrimizde atık su arıtma tesisi yokken bugün 4 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyoruz. 2002 yılına kadar Bitlis'e 19 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz bunu 288 kilometre ilaveyle toplamda 307 kilometreye ulaştırdık. Kuzgun Kıran Tüneli'ni, Buzlu Pınar Tüneli'ni, Sarı Konak Tüneli'ni, 8 Ağustos Tüneli'ni ve 8 Ağustos Viyadüklerini inşa ettik. Bitlis çevre yolunu tamamladık. Aralarında çok önemli ulaştırma projelerinin olduğu diğer yatırımların çoğunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Tatvan çevre yolunu ise 2025'te sizlerin emrine vereceğiz. Bitlis il sınırları içindeki demir yollarını yeniledik. Sultan Alparslan ile İdrisi Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi çalışmalarımız devam ediyor. Bağlantı yollarını ise tamamladık. Adil Cevaz iskelesinin yapımı, ahlat, su sporları, deniz otobüsü yanaşma yeri yeni tamamladı. Bitlis'e bir baraj, iki gölet, 5 sulama tesisi, 1 hidroelektrik santrali, 45 taşkın koruma tesisi ve 1 içme suyu tesisi olmak üzere toplam 55 tesis inşa ettik. Hükümetlerimiz döneminde Bitlis'e toplam 1,2 milyar lira tarımsal destek sağladık. Yaptığımız sulama tesisleriyle toplam 40 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Bitlis, Ahlat, Güroymak ve Tatvan'a doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Adil Cevaz ve Hizan'a da doğalgaz arzı sağlamayı planladık. Aziz kardeşlerim, Bitlis'in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek, kalkınma hamlesi daha da hızlanacaktır. Bunun işaretlerini turizm başta olmak üzere pek çok alanda görüyoruz. Sadece ülkemizin diğer illerinden değil, dünyanın farklı köşelerinden insanlar artık buralara geliyor. Hiçbir korku, endişe yaşamadan bölgemizin güzelliklerini keşfediyor. Yatırımcılarımız yıllarca işsizlik sebebiyle göç veren illerimizde yeni fabrikalar, üretim tesisleri kuruyor. Bitlis'in organize sanayi bölgesinden çıkan ürünler pek çok farklı ülkede rafları süslüyor. Hep birlikte bu huzur ve güven ortamını korumamız şart. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye istikrar sürsün diyerek bu konudaki tavrını açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi var. Bitlis'in yerel seçimlerde tıpkı 2019'daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına ben yürekten inanıyorum. Son 3 ayda şahit olduklarımız muhalefetin içler acısı perişan durumunu bir kez daha göstermiştir. Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Kardeşlerim, ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz. Türkiye yüzyılını inşa edecek olan yine biziz. Ülkemizi
aydınlık yarınlara ulaştıracak olan da yine biziz. Son 21 yılda her alanda bunu başardık. Bizden önce yapılanların kat be kat fazlasını ülkemize kazandırdık. Şimdi Rabbimin bizlere yar ve yardımcı olması niyazıyla şöyle bir ellerimizi kaldıralım. Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha açılışını yaptığımız eser, hizmet ve fabrikaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'imizde yapımı tamamlanan eserlerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Vekillerimizi, Sayın Hüdapar Genel Başkanımızı, Sayın Demokratik Sol Parti Genel Başkanımızı, Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Bitlis Valimizi, Bitlis Belediye Başkanımızı, Bitlis İl Başkanımızı ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanını sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Ve Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Eski Ulaştırma Bakanımız Sayın Halil Kara İsmailoğlu'nu da sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncelikle telekonferans bağlantısıyla Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlanacaktır. Karşımızda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Oruç Baba İnan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayın Fatih Turan olacaktır. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.